huzura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam e, herhangi bir Müslümanı işte günahkar, kötüdür diyebilmek, Efendim ne bileyim herhangi bir günah işlendiği zaman ya işte filanca var ya o işlemiştir ondan başka kim yapacak bunu gibi söylemek, düşünmek. Eee ne bileyim yine bir şey yaptığı zaman zaten ondan beklenirdi canım bu. işte onun ben ne olduğunu biliyorum işte. Kaç kuruşluk adam olduğunu biliyorduk zaten de. Söylemiyorduk filan gibi. Yani böyle kötü zanlarda bulunmak bir Müslüman için iyi bir şey midir? Yani doğru bir şey midir? Mustafa abi bir kere Kur'an-ı Kerim'de e, ee, allah Teala ey iman edenler meali olarak suizan etmekten kendinizi koruyun zannetmenin bazıcı günahtır buyuruyorlar. Suizan izan günahtır. Bu dediklerimiz hep su oluyor. Tabi, değil mi? Kötü zan, kötü düşünme, kötü düşünmek Hı. Peygamber Efendimiz diyor, su izan etmeyiniz, kötü düşünmeyiniz. Su izan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız, kusurlarını görmeyiniz, münakaşa, haset ve düşmanlık etmeyiniz, birbirinizi çekiştirmeyiniz, kardeş gibi birbirinizi seviniz. Müslüman Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, yardım eder, onu kendinden aşağı görmez. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, sokakta hanımı ile konuşurken yanlarında geçmekte olanlara dönüyor. Bu konuştuğum kadın, kadın benim hanımım Safiye'dir buyurur. Bunun üzerine onlar der ki yarısı olarak çok özür dileriz de sizden de müşbe edilir diye arz edince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kan insanın damarlarında dolaştığı gibi şeytan da insanı nüfuz eder kalbine şüphe sokar buyururlar. Hazreti Ömer zamanında da bir kimse bir kadınla böyle sokakta şüpheli uyandıracak şekilde konuş, konuşunca Hazreti Ömer bu durumu görür, o kimseye yaklaşır. Öfkeli bir şekilde bakmaya başlayınca vaziyeti anlayan adamcağız Efendim der bu kadın yabancı değil benim hanımım der. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hazretleri Madem ki bu kadın senin hanımındır öyleyse ne diye şüpheyi üzerine çekecek şekilde konuşuyorsun? Şüpheli hareketler yapıyorsun. Şüpheli yap. hareketler yapıyorsun. Şüpheli hareketler yapıyorsun. Şimdi kitaplarda tabi bu diyor ki kimseyi suizan etmeyin. Evet. Ama su izanına sebebiyet verecek harekette de bulunmayın. Bu da var. Bu bir. Karşılıklı. Bir de İslam alimleri buyuruyor ki kimseye su izan etmeyin ama nefsi unutmayın. Tamam hani yok ya yapmaz ben yem billahi ederim. Bir dakika yap yapmadır bilmiyorsun. Su izan etme sadece. Ben görmedim arkadaş. Yaptı deme. Yapar deme. Ha, yaptı, e, yapmadı demen için hani bugüne kadar tanıdığım kadarla e, yapmaz bilirim ama yapmadı gözümle görmedim. Onu da görmedim. Hı. Hatta bu konuda çok net bir misal vermişler. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin hatta. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki, e, bir evin bir odasında, işte e, dileyen bir tepsi yoğurt. Bizim onlarda şey derler, yoğurt çalmak derler. Yoğurt çalmaya. Çal. Evet. E, yoğurt mayalanmış, hatta üzerinde kaymak tutmuş. Odanın kapısı <laughs> açık. Evin giriş kapısı da açık. O anda oradan bir köpek girmiş, o odaya girmiş. Ee, sen eve girdiğin zaman köpek o yoğurt mayalanmış olan şeyden çıkıyor. Odadan. Odadan. Burnunda yoğurt bulaşığı var. İçeri girip bakıyorsun o kapta da köpeğin burnunun sığacağı kadar bir delik açılmış. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki, İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki, alametler her ne kadar bu köpeğin bu kaba burnunu soktuğunu gösteriyor ise de bu köpek bu köpek bu kaba burnunu sokup yoğur diyemiş denmez diyor. Şimdi bizzat da talebelerine bunu anlatırken talebenin birisi diyor ki ya niye denmesin arkadaş diyor içinden. de. çık seçik belli işte o köpek burnunu sokmuş oraya. Köpek yemiş diyor. Bunun lamıcimi mi var artık falan. Muhalefet ediyor. O zat tekrar anlatıyor. Ona yok. Neyse o zat talebeler beraber pikniğe gidiyorlar. Bu muhalefet eden, kalbinde muhalefet eden talebe sıkışmış, ihtiyacını giderecek. İşte böyle bir ağaçlık araya gitmiş, orada ihtiyacını gidermiş. Neyse ihtiyacını kalkmış, üstünü giymiş, bakmış ki aa, bir çalıların arasında birisi yatıyor. Yaklaşmış, yanında bıçak, kan revan içerisinde. Ceset. Ceset. Gayri ihtiyari bıçağı eline almış, böyle cesede bakarken jandarmalar da hemen o anda bunu yakalamışlar. Tabi hocası da haberdar olmuş. Hocasına demiş ki ben yapmadım. Evet biliyorum yavrum yapmadın. <gülüyor> <gülüyor> ama ama elinde bıçak var. <laughs> sonra sonra neyse götürüyorlar esas katil çıkınca şey yapıyorlar. Onun sonra o zat diyor ki yavrum şimdi anladın mı diyor. Zahiren senin elinde bıçak var. Yerde de ceset var. Kanlı bir sen de cesedin evet. başındasın. Evet. Alametler yani bunu senin öldürdün ama sen öldürmedin. Çünkü sen onu öldürürken ben görmedim. O köpek de burnunu o kaba sokarken sen görmedin diyor. Onun için suizan etme. Yanlış karar verme. Yani böyle çok çarpıcı bir misal vermişler. Yani. Çarpıcı bir misal vermişler. Hakikaten bu öyle duruyor. Tabii canım ben biliyorum canım. olur O yapmazsa kim yapacak canım? Muhakkak o yapmıştır. Kesin o yapmış. Ya yani nerede gördün be arkadaş ya muhakkak o yapmış kesin. Belki yapmış. içeride biri daha vardı. Yoğurdu aldı köpeğin ağzına sürdü. sürdü mesela. Değil mi? Mesela. Yani. Olabilir mi? Evet olabilir. Bunlar hepsi mümkün mü? Tabii mümkün. Eee. Onun için İslam alimleri e, talebelerine e, böyle anlatırlarken e, böyle anlatırlarken İmam-ı Şafii Hazretlerinin e, o şeyini hep vermişler. O misalini hep vermişler. Ama ha dikkatli olun diye. E, şimdi e, kitaplarda e, nakledilirken mesela şu ifadeler de geçiyor. Başkaları hakkında kötü düşünmek ve onları kötü bilmek Haram olduğu gibi insanların kötü düşünmesine sebep olacak söz ve hareketlerde bulunmak da uygun değildir. Hani biraz önce biz ifade ettik ya. Suizanla suizan etme. Suizana sebebiyet, sebebiyet verecek hareketler Hareket de sakın. He. Bunu hasreten anlatmışlar. Ve kitaplarında yazmışlar. Kitaplarına yazmışlar. Tamam. Suizan etmeyeceksin. Ama mesela diyelim ki gittin arkadaş e, üzerinde e, yeni rakı yazan şişeye sirke doldurdun götürdün. İçki yani, şişesini. İçki şişesini veya bir sesine neyse üzerinde yazıyor görüyor falan. Böyle sallaya sallaya götürüyorsun. İyi ee, ben sana suizan etmeyeceğim arkadaşlar. da gözümün içine çaka çaka yani elde benim sen aklımda onu... kötü düşün. Evet. Sen de onun tedbirini al yani. Onun tedbirini al. E, ee, bulamadığın şişe hiç olmasın bir şeyle sar onu. Evet. ve ben görmeyeyim. Ya da görmeyeyim ben sana. Sana suizan etmeyeyim yani suizanla sebebiyet verecek hareketten de aynı şekilde uzak dur. Uzak dur. Şeyde bile... Ee... Mesela fıkıh kitaplarında fıkıh kitaplarında buluyor ki ee, süt vasıtasıyla süt anne, süt abla ondan sonra süt kız kardeş ee, süt teyze mesela bunlar gelse yanında başkası olmadan bunlarla baş başa bir yerde kalmamalı. uygun olmadığı bildiriliyor. Çünkü bir kadınla bir erkek halbuki bunlar ne seven bir, bir, yani bunlar evlenemez. Ne seven değil süt itibariyle ebediyen haramdır birbirlerine. Evlenemez. Evlenemez de nefs ve şeytan devreye girer. Nefs ve şeytan devreye girer. Allah Teala muhafaza buyursun. Dolayısıyla insanların suizan edebileceği konumda bulunma. Onun için kitaplarda bir şey geçer. Fıkıh kitaplarında e, halvet olur, halvet olmaz ifadesi geçiyor. Bir kadınla bir erkek bir evde bir odada baş başa kaldığı zaman baş başa. Buna halvet denir haramdır. Evet. Efendim o kadınla o erkek arasında hiçbir şey olmasa bile suizana sebebiyet verir. Yabancı bir kadınla yabancı bir erkek. Evet. Mutlaka suizana sebebiyet verir. Mutlaka suizana sebebiyet verir. <laughs> akraba olsa bile verir hocam. Yani. Tabii. Akraba, akraba da olsa. olsa iki, i̇ki erkek kardeş diyelim. Birisi diğerine gidiyor. Evde abisi yok. İçeri giriyor. İnsanlar Aa, bunun yengesiyle arasında bir şey var der. Evet. Dolayısıyla İslam etten bize hükümler koymuş. Yani. Yani evde erkek yoksa girme Rahatla aynı şekilde şey yapabilirsin. Dolayısıyla herhangi bir Müslümanı günahkar, kötü bilmek, onun günah işlediğini zannetmek muhakkak o yapmıştır. Veya zaten onda böyle şeyler beklenirdi gibi zan ve tahminlerde bulunmak ve bu şekilde o kimseyi kötülemek, kötü bilmek suizan olur ki büyük günahlardandır buyuruyor. Büyük günahlardandır. Böyle günahlar yalnız tövbe etmekle de affolmuyormuş. Niye? İyi onu töhmet altında bıraktın. Anlatıyordun da. Ben sana geldim anlatıyorum. Ya Mustafa Bey biliyor musun hani? O Cemal'i tanıyorduk ya. Ya öyle dinledim. Bir gün gördüm falan. Tüm falan filan. Ne yaptım ben şimdi? Gıybet ettim, suizan ettim, dedikodu yaptım. Kimin hakkında? O şahıs hakkında. Aleyhinde konuştum. Gıybetini yaptım. allah Teala sadece tövbeyle affetmiyor bu günahı. Gideceğim ona diyeceğim ki arkadaş bilmeden böyle bir şey. Ben bir halt karıştırdım. Özür dilerim. Hakkını helal et. Ben senin hakkında böyle böyle dedim. Ben bunun yanlış olduğunu sonra anladım. Çok özür dilerim. Hakkını helal et. O derse ki hani hakkını helal etti samimi olarak ondan sonra da tövbe etmem lazım. Çünkü Cenab-ı Hak yasak etmişti bunu. Haram etmişti. Ben bir haram işledim. Bu haramdan aynı şekilde tövbe etmem lazım. O zaman affolur buyuruyor. Bu gibi günahlar kul hakkı girmektedir. Bunun için tövbe ile beraber helallaşmak lazım. Kalbe gelen bazı kötü düşünceleri uygun olarak söz söylenmedikçe veya hareket edilmedikçe suizan olmaz. Bak bu da bizi kurtarıyor. İnsanın kalbine böyle bir meyil gelebilir. Olabilir bu. İnsan kendini kurtaramaz bundan. İnsan kendini kurtaramaz bundan. Hani derdi, Birisi hakkında kötü bir düşünce geldi. Ama uygun söz söylemediği müddetçe veya buna benzer bir şey demediği evet. müddetçe mesele kalmazmış. Mesele kalmaz. Fiiliyata geçmiyor. Yani. Fiiliyata geçmiyor. Evet. Şemsettin Sıvasi Hazretleri buyuruyor ki allah Teala'nın emri üzere kimseye suizan etmemeli, hüsnü zanda bulunmalıdır. Zira hiç kimseyi araştırmak ve teftiş etmekle vazifeli değiliz. Ama Hadi. Kimse, değil mi? Evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki: Yavaş, yumuşak davranmak Allah'ın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci olmak şeytanın yoludur. Allahü Teala'nın sevdiği şey yumuşak ve ağır başlı olmaktır. Aşk yok. Jump Kamil Mihal, Saadeti Ebediye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlar üçe ayrıldı. İnanmayıp Resulullah'a karşı gelenler kafir oldu. İnanmayıp inanmış gibi görünenlere münafık denildi. İnananlara eshab denildi. Eshab-ı Kiram'ın inanışları hep aynıydı. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş işleri yapmakta da birbirlerine uygun idiler. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık bildirilmemiş bir şeye inanmayı dinimiz emretmemiştir. Fen bilgilerinin çoğu böyledir. Bunlardan akla uygun olanlara inanılır. Açıkça emri veya yasak edilmemiş işler ise böyle değildir. Böyle işleri yapıp yapmamakta açıkça bildirilenlere benzetilmelerini Allahü Teala derin alimlere emretmektedir. Bu benzetmeyi yapabilecek derin alimlere müctehit denir. Bu benzetmek işine içtihat denir. Bir müctehidin içtihat ederek elde ettiği bilgilerin hepsine o müçtehidin mezhebi denir. Eshab-ı kiramın hepsi derin alim birer müçtehid idiler. İslamiyet bilgilerinde, siyaset, idarecilik ve zamanlarının fen bilgilerinde ve tasavvuf marifetlerinde birer derya idiler. Bu bilgilerinin hepsini Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek cemalini görmekle ve kalplere işleyen, ruhları çeken sözlerini işitmekle az zamanda edindiler. Her birinin mezhebi vardı. Mezhepleri az veya çok farklıydı. Tabiinin ve tebe tabiinin arasında da müçtehitler vardı. Bu müçtehitlerin ve eshab-ı kiramın mezheplerinden yalnız dördü kitaplara geçip dünyanın her yerine yayıldı. Diğerlerinin mezhepleri unutuldu. Bu dört mezhebin imanları eshab-ı kiramın radıyallahu teala anhum ecmaîn ortak olan imanıdır. Bunun için dördüne de ehli sünnet denir. İmanları arasında esasta ayrılık yoktur. Birbirlerini din kardeşi bilirler. Birbirlerini severler. Birbirlerine uymayan işlerini de zaruret olunca birbirlerini taklit ederek yaparlar. Allahü Teala mezheplerin böyle ayrı olmalarını istemiştir. Bu ayrılığın Allahü Teala tarafından Müslümanlara rahmet olduğunu Peygamberimiz haber vermiştir. Çünkü dört mezhep arasındaki ufak tefek başkalıklar Müslümanların işlerini kolaylaştırmaktadır. Her Müslüman vücut yapısına, yaşadığı iklim şartlarına ve iş hayatına göre kendisine daha kolay gelen mezhebi seçer. İbadetlerini ve her işini bu mezhebin bildirdiğine göre yapar. İmam Gazali rahmetullahi aleyh Ey nefsim kış gelmeden odun kömür alırsın kışın soğuklarına böyle hazırlanırsın Halbuki cehennemde zemherir soğuğu var hiç kalır buna göre dünyadaki soğuklar Cehennem sıcağı da öyle şiddetlidir ki dünyadaki sıcaklar ona göre nedir ki Tedbir alıyorsun da kış için çok önceden ahireti niçin düşünmezsin ölmeden Yoksa sen ahirete iman etmiyor musun Allah'tan kork ey nefsim sana yazıklar olsun. Sonra tövbe ederim diye düşünüyorsan, ölüm ani gelir de olursun sonra pişman. İstiğfar edeceksen bugünden etmelisin. Yarına bırakma ki belki ölebilirsin. İhtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini, hasta olmadan önce, Vücudun sıhhatini sıkıntıya düşmeden daha önce rahatın ölüm gelmeden önce bu ömrün bu hayatın kıymetini acaba ne için bilmiyorsun? Biraz düşün ey nefsim. Sana yazıklar olsun. Zannetme ki Allah'ı kızdırıyor günahın. Azabı bu sebepten yapıyorsan ma sakın seni yakacak olan o ateş kendindedir. Süfli şehvetlerinden meydana gelmektedir. İçindeki ateşle kendini yakıyorsun. Öyleyse ey nefsim sana yazıklar olsun. Dünya nimetlerinden bir gün ayrılacaksın ve firak ateşiyle tutuşup yanacaksın. İstediğin şeyi sev, bir gün elbet yok olur. Ayrılık ateşi de sevgin kadar çok olur. Sen bu hakikatleri hiç mi düşünmüyorsun? Kendine gel ey nefsim, sana yazıklar olsun. Niçin sarılıyorsun dünya mali mülküne? bu dünyanın tamamı senin olsa hükmüne. Zira buna Rabbimiz sinek kanadı kadar bir kıymet vermiyor ki öyleyse neye yarar? Hani zenginliğiyle mağrur Karun ve Haman, şimdi acep onları var mı hiç hatırlayan? Halbuki bu dünyadan nasibin azdır senin.'' Onlar da azalmakta, bozulmakta gün be gün. Bunlar için cenneti feda mı ediyorsun? Biraz utan ey nefsim. Sana yazıklar olsun. Müslümanım diyorsun, bilmiyorsun dinini. Öğrenmedin namazın farzını, sünnetini. Ahlakın iyi değil ve kötü huyların var. Günahların dağ gibi etmiyorsun istiğfar. Büyüklerin emrine hemen peki demezsin. Mümin kardeşlerini her gün gıybet edersin. Halbuki bilirsin ki gıybet zehir gibidir ve gıybet edenlere azap çok şiddetlidir. Çocuğunu döversin, hanımını üzersin. Bunların haklarını bilmem nasıl ödersin? Bak önünde ölüm var. Ahiret var. Hesap var. İnsanları bekliyor cehennemde azaplar. Artık bırak gafleti yoksa pişman olursun. Allah'tan kork ey nefsim. Sana yazıklar olsun. Şevahidin Nübüve Peygamberlik Müjdeleri İmran bin Hasin radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ile bir seferdeydim. Bir gece sabaha az bir zaman kalıncaya kadar yürüdük. Sonra bir yerde konaklayıp uyuduk. Sabah namazına uyanamadık. Güneşin sıcağının tesiriyle ilk uyanan Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh oldu. O da Hazreti Ömerül Faruk'u radıyallahu anh uyandırdı. Hazreti Ömer uyanınca uyuya kaldığımızı görüp yüksek sesle tekbir getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de uyandı. Sonra eshab-ı kiram uyanıp sabah namazının geçtiğinden şikayet ettiler. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem korkmayınız. Yola devam ediniz buyurdu. Bir müddet gittikten sonra Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bir yerde konakladı ve su istedi. Cemaat ile sabah namazını kıldı. Aynı namazları kazaya kalmış idi. Namazdan sonra hesaptan birinin bir kenarda durduğunu gördü. "Sen için namaz kılmadın?" diye sordu. O şahıs "Cünüp oldum. Su bulamadım ya Resulallah." dedi. "Teyemmüm et." buyurdu. Sonra yola devam ettik. Eshab-ı kiram susuzluktan şikayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi radıyallahu an ve esaptan birini huzuruna çağırıp bizim için su arayınız buyurdu. Su aramak için gittiler. Bir kadına rastladılar. Bir deveye iki tulum su yüklemiş, kendisi de deveye binmişti. O kadından suyun nerede olduğunu sordular. Kadın su için dün bu vakit yola çıkmıştım dedi. Kadını Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna getirdiler. Resulullah bir kap istedi ve tulumdaki sudan bu kaba dökün buyurdu. Kaba su döktüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kaptaki sudan alıp mübarek ağzında çalkalayıp tekrar kaba boşalttı. Kaptaki suyu da tulumma boşalttı. Sonra Geliniz, bu sudan içiniz buyurdu. Herkes ihtiyacı kadar su aldı. Sonra cünüp olup su bulamayan sahabiye de bir kap su verip bununla gusül abdesti al buyurdu. Suyun sahibi kadın olanları seyrediyordu. Herkesin su ihtiyacı bitince kadının tulumundaki su öncekinden daha fazla duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına bir miktar hurma, un ve sevik verdi. Senin suyunu eksiltmedik. Allahü Teala bize su verdi, buyurdu. Kadın oradan ayrılıp kavminin yanına gitti. Niçin geç kaldın dediler. O da olanları aynen anlattı. Sonra kadın Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem kastederek onun için kavminin dininden başka bir dine davet ediyor diyorlar. O ya büyük bir sihirbazdır ya da Allah'ın peygamberidir dedi. Sonra eshab-ı kiram o civarda ganimet elde ettiler. O kadının kavmine hiç dokunmadılar. Kadın bu hali görünce kavmine ister misiniz Müslüman olalım dedi. Bütün kavmi Müslüman oldu. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Edirne ilimizin Şirin büyük ilçesi Keşan'dan sesleniyorum. Keşanlı Ali Destanı ile beraber meşhur olmuş bir şehirdir demeyelim. Ondan çok önceleri Osmanlı'nın Gazi Süleyman Paşa ile beraber kuvvetleri 1354'te Çardak bölgesinden Gelibolu'ya geçtikten sonra Koru Dağları'nı aşan askerlerimiz Keşan'ı buldular. Tabii Keşan o zaman da yerleşim yeriydi. Bizans'ın topraklarıydı burası. Daha sonraki yıllarda Osmanlı toprağı oldu ve ondan sonra da Çimenlik Kalesi ile beraber artık tamamıyla Türk yurdu olarak bugüne kadar devam etti. Milattan önce 4000 yıllarından itibaren Keşan'ın meskun mahal yani bugünkü ifadesiyle yerleşim yeri olduğunu biliyoruz. İşte Büyük Dara'nın buraya da İpsala'ya da geldiğini yine biliyoruz. Ondan sonraki yıllarda da Roma döneminde aynı şekilde buralar yerleşim yeriydi. Sonra Bizans'ta buralarda bulundu. Hatta zaman zaman da Osmanlı'dan bu bölgeden askerle Gazi Süleyman Paşa'nın da emrinde Mora yarımadasındaki Bizans'a düşman olan güçlerle Savaş Bizans yardıma çağırdı ona gidildi. Böyle enteresan şeyler devam ediyordu. Yani Osmanlı ile Bizans her zaman dişe diş düşman olarak yaşamadılar. Bizans imparatorları kendi işlerindeki bazı çekişmeler sebebiyle kendi insanına güvenmedi. Türk ve Müslüman Osmanlı Devleti'ne güvendi. Orhan Gazi'den öyle yardım istediği, Osman Gazi'den de yardım istedikleri olmuştur. Daha sonraki yıllarda da yine İstanbul'un fethi zamanına kadar Bizans'ın ara ara Osmanlı'dan yardım talepleri olmuştur. Hem asker yardım talepleri olmuştur, hem de şehirlerindeki harabiyeti e, giderebilecek e, çeşitli onarımları, tamirleri yapabilecek mimar ve usta talepleri de Osmanlı'dan yine Bizanslar tarafından yapılmış. Osmanlı da bunları seve seve karşılamıştır. Zaman zaman Osmanlı Devleti İstanbul'u muhasara ettiğinde ki altı defa muhasara etti Fatih Sultan Mehmet Han'dan önce. ikinci Murat Han zamanında muhasara etti. Yıldırım Bayez zamanında daha önce 4 defa muhasar edildi. Ama bir türlü düşmedi. Çünkü bu demek ki Allahü Teala'nın takdiri Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olacakmış. Ona oldu. İşte Keşan'da zaten Keşan 40 eline kadar Uzun Köprü Lüleburgaz'a kadar tamamıyla buralar Türk ve Müslüman yurdu olmuş. Hatta Batı Trakya bölgesindeki birçok bölgelerde artık Gümülcüne tarafları tamamıyla Osmanlı toprakları haline gelmiş idi. Yani Bizans'ın etrafı iyice çevrilmişti. Şimdi Keşan'ın eski Yunan, Pers, Makedonya Krallığı, Büyük İskender zamanı ve Bizans idaresindeki zamanları hususunda fazla bilgiye ulaşamıyoruz. Belki bunun özel tarihçileri bu bilgilere ulaşabilirler. Efendim milattan önce 700. yıllarda Darius da buralarda 4. yüzyıl diyor bazı kayıtlarda bazı kayıtlarda da 7. yüzyıl zamanında efendim 7. yüzyılda böyle bir Darius idaresi olduğu söyleniyor. Milattan sonra 395 yılında bu bölge Roma'nın oldu. Malum Roma ikiye bölünmüş idi. O zamana kadar tek Roma iken ikiye bölündü. Doğu Roma, Batı Roma oldu 395'ten itibaren. Bu da Doğu Roma'nın hissesine düşmüş oldu. Her ikisi de Hristiyan olduğu halde birisi Katoliklik yolunda devam etti. Öteki de Ortodoksluk yolunda devam etti. Tabii bu Ortodokslarla Katoliklerin sadece Fransa'daki yaptıkları efendim sen Bartel mi katliamında aynı peygambere inanan kimselerin birbirini 20 bin kişiden ziyade nasıl öldürdükleri hikayeleri tarih kitaplarında bol bol anlatılmaktadır. Ben bunun detayına girmiyorum. Hele bu zamanlarda böyle bazı siyasi sebeplerle efendim Türklerin bazı e, yanlış işler yaptığını anlatmaya kalkan Avrupalı yöneticilere buradan da bunu duyurmayı kendime vazife ediniyorum. Şimdi bu karayolunun kenarında hemen bu kadar sıkışık trafikte biraz da yağışlı bir havadayız. Onun için gürültüyü almasın diye de böyle bir el mikrofonuyla sizin karşınıza çıktık. Gidelim de biz biraz da Keşan'ı şöyle arkamızdan görecek şekilde iyi manzaralı bir yerden hem Keşan'ı seyrettirelim hem de Keşan Tahir'ine orada devam edelim istiyorum. Geçelim şimdi yeni yerimiz efendim. Şimdi karayolları levhasının önünden hareket ettik. Bir hastanenin tarasında sizlere Keşan'ı biraz seyrettirelim istedik. Onun için bu taraftan sesleniyorum. Efendim şimdi Keşan adı nereden geliyor? Diyorlar ki işte burada bir han varmış. Kaşağı hanmış. Atları, develeri kaşağı alanlarmış. Hani onların sırtındaki çeşitli böceklerin falan gitmesi için de bir de kaşıntı olur. Hayvan kendi kendini insan gibi kaşıyamaz. İnsan bile bazı yere el, erişip de kaşıyamıyor sırtına mesela. Bunun gibi Kaşahan. Oradan gelme bir isim olduğunu ben hiç zannetmiyorum. Belgelere bunu yazmışlar ama bir rivayet olarak yazmışlar. Ona da saygı duyarız tabii. Onun için de kalkıp da e, yok yanlış olmuş. aslı asla uygun olmamış diyemeyiz. Burası daha ziyade İran, Pers topraklarında Keşan diye bir bölgeden gelen Türkmen yörüklerinin yerleştiği yerdir deniyor. Bu hakikate biraz daha yakın. Nasıl yakın? Şöyle yakın. Moğol istilası kan dökerek Anadolu'ya kadar yaklaştığında yani Anadolu ya Anadolu'ya daha girmeden İran topraklarındaki Türkmenler kabileler halinde bir rivayette 25-30 bin Türkmen Anadolu'ya geldiler. Anadolu'da muhtelif yerlerde iskar edildiler. Bir kısmı da büyük bir kısmı da Toros Dağları'nın ulaşılmaz yerlerine kadar çıktılar ki bu zalimlerden canımızı kurtaralım diye. Çünkü adamlarda din iman yok. Ayakta ne görürlerse yere deviriyorlar hemen. Sonra duydular ki Anadolu'ya da girmiş bu Moğollar. Bu sefer Anadolu'yu da terk ettiler. Gelibolu üzerinden bu topraklara geçerek Keşan, Uzun Köprü ve Kırklareli'ne kadar geldiler. Kırklareli'de bir beylik kurdular. İstanbul'un fethinden çok önceleri, belki 100 sene öncesinde Kırklareli'nde bir Türkmen beyliği kurulmuş oldu. İhtimal ki bunlar Müslüman Türkmenlerdi. Duydular ki Anadolu'ya da girmiş artık Avrupa'ya doğru geliyorlarmış. Romanya topraklarına sığındılar. Bugün Romanya'nın Dobruca bölgesinde yani sayıları ihmal edilemez fakat çok fakrü zaruret içerisinde olan Dobruca Müslümanları var, bu Dobruca Türkleri var. İşte bu Türklerin ta bu saydığım silsileyi geçerek oraya giden insanlar olduğu katiye yakın olarak söylenmektedir. Bu da da bir Türkmen yurdu olduğunu söylememizde herhalde bizi yanlış çıkaracak bir ihtimalde olmayacak. Daha sonraları onlar gitti geldi falan filan ve Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u aldıktan sonra hersekzade Ahmet Paşa'ya burası has olarak verdi. Has ne demek? Has Osmanlı'da bir toprak sistemi yani toprağın işletilme sistemi. Öyle ki toprağını işlemeyenin elinden devlet alıyor. Çünkü bu toprak benim diyor devlet. Sana kullanmak üzere verildi. Şimdi öyle değil. Adam yurt dışına gidiyor. 50 sene varsın dursun canım diyor. Bir gün geliriz diyor. İyi ama milli servet gidiyor. O işlemediğin toprağın yanındaki işlenen toprak da zarar görüyor. Haşerat da çoğalıyor. Komşuna zarar veriyorsun. Bu böyle ya benim evim var evim dursun. Evi de icabında devlet bazı şartlar dahilinde hani evine bakmayan köhne halde bırakıp yangın tehlikesini bilmen fareler onlar bunlar zararlı hayvanların ürediği bir yeri elinden alabilmeli. Demokrasi bu zaten etrafı rahatsız etmeyecek bir düzen kurmak için lazım. Buraya bir has olarak kuruldu Fatih Sultan Mehmet Han zamanında. Sonradan buraya Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya ve Arnavutluk'tan gelen göçmenler iskan edildi. Ne zaman oldu? Oh. Çok, çok Türklerin Avrupa'ya akınları ve arkadan da Anadolu'dan getirdikleri Türk Müslüman aileleri Avrupalarda iskan etmeleri tam tersine akmaya başladı. Ne zaman 1828-29 Osmanlı-Rus harbinden itibaren maalesef Rus geldikçe bu tarafa doğru bizim oradaki kardeşlerimiz bu taraflara sürgün yediler. Arkasından 1877-78 yani 93 harbi Osmanlı-Rus harbi çok büyük bir göçe sebep oldu. 300 bin'den ziyade insan yollara düştü. Aralık ayında çamurlu yollarda efendim neredesin Türkiye, neredesin Anadolu diye ağlaya ağlaya geldiler. Bunların hepsini bu topraklar aldı, emdi, absorbe etti. Arkasından, e, arkasından tabi Birinci Dünya Harbi, Birinci Dünya Harbi öncesindeki Birinci ve İkinci Balkan Harpleri, bilhassa İkinci Balkan Harbi zamanında Tam bir soykırım yaşandı Avrupa'da. Balkan devletleri Osmanlı'nın mirasını paylaşmak için evvel emirde biz burada bir Bulgaristan kurarsak, bir Yunanistan kurarsak burada Türkler ve Müslümanlar olmasın, nüfusu seyreltelim diye insanları göz göre göre öldürdüler. Ve ondan sonra da 1920'lerde, 22'lerde maalesef Yunan'ın Tekirdağ yoluyla Trakya'ya geçip Buralarda uyguladığı soykırımlar var. Nasıl Malkara'da Malkara'da 1912'de geldiklerinde Bulgarlar bir bayram namazında 250 kişiyi namaz kılarken bayram namazını kılarken şehit ettilerse burada da Keşan'da da aynı bayram namazında aynı Bulgarların insanlara büyük zulümler yaptığı biliniyor. Bunlar hepsi geride kaldı. Peki bunları niye anlatıyorum? İnsanları kışkırtmak için değil haşa maksadım. Ama biz düşmanımızı bilelim. Bizim karşımızdaki insanlar da demokrasi havarisi kesilip bizler çok medeniyiz, <laughs> moderniz. Dolayısıyla sizler vahşisiniz, barbarsınız diye üzerimize gelmeye çalışırlarsa biz bunları savunma maksadıyla söyleriz. Keşan Dariye hakkında kısaca bir bilgi vermeye çalıştım. Burada güzel bir tarihi cami var. Hersekzade Ahmet Paşa'nın yaptırdığı mükemmel, hoş bir cami. Trakya'da pek fazla emsali yok. Efendime söyleyeyim. Kullanılan malzemesi biraz keşan taşı denilen kömür ocaklarındaki taban taşı vardır. Suyu tutan taş. O taştan yapılmış bir cami ama mükemmel bir cami. Onu da bundan sonraki programlarımıza göstereceğiz. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız efendim.